Merhaba sevgili takipçilerim, Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 6 Mayıs 2024 günlerden pazartesi arkadaşlar. Mamak Akşemsettin mahallesindeyiz arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu arkadaşlar, kombiyi biz takmadık. Darbeli kompresörlü makinamız ile pedek temizliği yapıyoruz. Müşterimizin arkadaşlar tesisatı daha yeni bina, 3-4 yıllık bina. Oksijen bariyersiz olduğu için kombimizin plaka eşanjörünü servis gelip değiştirmiş. Garanti kapsam dışı, her zaman söylüyorum, tesisattaki oluşan tortu çamur kombiye zarar verirse arkadaşlar, kesinlikle kombiniz garanti kapsam dışı oluyor. O yüzden kombi taktırırken, genellikle yeni binalarda değil ama eski binalarda, eğer ki eski kombiniz bozuldu, yenisini değiştiriyorsanız kesinlikle ve kesinlikle darbeli kompresörlü makine ile pedek temizliği yaptırın arkadaşlar. Müşterimiz bizi sadece pedek temizliği için istedi. Geldik, pedek temizliği yapıyoruz. Plaka ejenjörünü garanti kapsamı dışında olarak değiştirmişler. Ne kadar para verdiğini bilmiyorum. O yüzden servis demiş ki yine bozulursa yine ücret ödersin. O yüzden pedeklerinizi darbeli kompresörlü makine ile temizlettirin demiş. Biz de geldik, temizlik yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu tesisattaki pislikleri temizletmezseniz yeni kombi taktırırken, yani eski kombi çıkıp yeni kombi takılıyorsa kesinlikle temizlenmez arkadaşlar. Hangi marka olursa olsun garanti kapsam dışı oluyor. Yazık günah. 3 yıl garanti olan var, 5 yıl garanti olan var kombiler. Servisler zaten biliyorsunuz, hemen bozuldu mu müşteri hatası diye bir şey bulmaya çalışıyor. O yüzden o kadar para veriyorsunuz, darbeli kompresörlü makine ile dünyanın neresinde olursa olsun temizlettirin arkadaşlar. Burayı da temizliyoruz işte. Az önce burayı temizlemeye başlamadan önce başka bir sıkıntı daha bulduk. Hemen müşterimizi uyardık. Arkadaşlar, kombi altlarına alüminyum, görüyorsunuz şu parça alüminyum, kombi alt setleriyle bağlamışlar, ucuz olanlarla arkadaşlar, alüminyum olanlarla. Onlar da tıkanmış. Şöyle görüyorsunuz, birazdan onları da çekeceğim kesince. Birazdan temizliğim bitince onları da yeniden kombi altını değiştireceğim. Onu birazdan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kesinlikle alüminyum kombi altta kullanmayın. Biraz sonraki videomda söyleyeceğim onu arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde, pedek temizleme gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Sıfır kombi taktırıyorsanız, eski kombi çıkıp yenisini taktırıyorsanız kesinlikle temizlettirin. Eğer ki temizlik makinesi olmayan firmalar varsa, yani dünyanın neresinde olursanız, Türkiye'nin neresinde olursanız olun, bir tane temizlik yapan, yani temizlik, hem temizlik yapan hem kombi takan kişilerle irtibata geçin ve temizlettirin. Gerçekten hem tesisatınız iyi ısınır, hem doğalgaz faturası az gelir, hem de kombiniz daha uzun ömürlü olur arkadaşlar. O yüzden şart, bu temizlik şart arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.